Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hidromex Supra'dayız. Makine Muharrem Eğin'in. Aynı piyasada kendi makinesi. Kendi kullanıyor. Kiralık çalışıyor şu an elektrik altyapı işine. Muharrem Usta kolay gelsin. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Cümlemize kolay gelsin. Herkese kolay gelsin inşallah. Amin. Amin. Aman dikkat. Şehir içinde çalışmanın sıkıntıları, sürekli arkanızda gelen arabalar olabilir. Bak şu an arkadan bir araba geliyor. Bak. Biz geri gidiyoruz ama adamın umurunda değil yani. Hiç değil. Gerçekten. Kepçe mi geliyor? Ne geliyor? Kanka aslında ehliyette bile soruyorlar yani, iş makinesine 25 metreden fazla yaklaşmak yasak diye. Muharrem kanka, CSB de kullandın, Hidromex de kullanıyorsun şu an. Evet. Sence hangisi tam mal sahibi olarak, hani operatör gözünde değil de mesela müşteri makinesi olarak hangisi daha iyi sence? Kullanıcı gözüyle, patron gözüyle düşündüğün zaman. Hidromex'in efendime söyleyeyim yani, hem avantajı hep var. Hem de sağlam makine ya Hidromex'i göre bence. Yani ben de CSB. Ya CSB de vardı sende değil mi? 4CX. Vardı 4CX vardı. Çok fazla ne bileyim, grip şartlar çok veriyor. Lombardinci'ye bak bak. Hah dayı bak. Arkadaşlar burası Korgan. Altyapı elektriği işi yapıyor Muharrem kardeşim burada. Muharrem ustam. Makinenin içini kaplatmış. Güzel olmuş. En son gördüğümde böyle değildi. Bayağıdır da görüşemiyoruz yani usta. Bu sezon bizi biraz yordu ha. Gerçekten çok yoğun geçti yani bu sezon. Aman dikkat, bunu topla. Tuşa basmadan kızak da mı çalışmıyor bunda? Yok. Kızağı da az geri çekecektim. Arka bumu da topladım. Devam, kapat. Şimdi bu levyeyi çekince çalışır ama vitesin boşta olması lazım. He. Arkadaşlara anlatıyorum ya. Aman aman aman, kornetçi devam et, kornetçi bekleme yapma. Geçen gün kamerayı düşürdüm. Ana nerede? Valla makineden düşürdüm geçen gün. Tam cama yapıştırdım. Çalışıyordum, kapı da açık. Düştü gitti, ön camı kırıldı. Arda öyle bir imkan var değil mi? Var. Kırılmaz ben camı vardı. Ben telefonu üzerinden geçtim ya. Yemek yiyorduk. Telefondan mı sıkıldın kanka, yenilesin mi geldi? Yok, telefondaydı aslında da. Ne oldu? Ne oldu? Güneş vardı tamam mı? Makinenin bölgesine gelip güver dedik. Otur makinenin bölgesine. Ben oradan geri şey yaparken şeyi unuttum. Sen söyle. Bakın telefonda unuttum tamam mı? Geri kalktım. Telefon makineye gittim. Bir şeyleri falan çalıştım. Bu sefer şey oldu. Telefon... Telefon olmuş. Tost. Liste gibi olmuş ya. Supra 1530 devirde çalışıyor. 1730 devirde çalışıyor şu an. Ben de bunun 3CX'ini kullanmıştım kanka. Piyasada 1500'ün üzerine hiç çıkmıyordum ya. Piyasada mı? He, piyasada 1500. Zaten 1500'de de öbür piston pompaya, dişli pompaya göre zaten 1600-1700 ayarında çalışıyordu zaten. Abi, pompana göre çift devirde falan bayağı şey oluyor. Ya, hani, hareketleri hepsi bir... Var ya, aynen. Bayağı farklı oluyor. Şu anda burada az daha fark var ya da şey olmasın. Bazen hissediyordum mesela gazın çoğunun boşa gittiğini. Mesela şunu 1600'e düşürsen fark eden bir şey yok aslında çalışmasında. Yani aynen çalışırken. Sadece yani. Gazı da boşta çalışırken hiç problem yok. Adama montuna kadar vermişler abi. Baretinden eldivenine. Verdiler. Maşallah usta.
Sen küreşçilerin iyi ya. Bizde küreşçi iş çok, bırakmayacaksın. Çok şükür. Senin küreşçilerin iyi. Yerim ya sağ olsun. Bunlar ithal falan değil lan, buranın. Bunlar Goa'nı ya. Ooo. Yok abi, bizde küreşçiler iş bıraktın mı adama arkasından konuşuyorlar. Allah Allah. Hele taş duvarda. Adam taş beğenmiyor. Ne yapayım oğlum, çekiciyle niye aldın? Da... Geçen gün taş veriyorum, bu taşlar iyi değil. Çekicin sapına bel vereceğim biraz dedim. O iyi olmayansa ne olacak? Geri mi gidecek bir şey? Ben o ne bileyim abi, kullanacak da. Var ya, öyle şey yapmazlar. Sıkıntıya gelmezler. Baktık risk var, hemen müdahale edecek, kazanırlar. Aynen. Bak, panoya vurma diye adam hemen oradaki taşları aldı. Kimisi az da al, az da al. Başımıza geliyor tabii. Evet. Az da al, az da al. Güle güle. Sonra altı bu borçlu, bol adımı, elektriği, ne var, daha gidiyor. Şey yok, şakası yok. Aynen öyle. Altyapı gazısının şakası yok abi. Allah'tan var ben ya. Ben doğalgaz patlattım ya fazla. Ana boru mu? Ooo, ben abone patlattım da. Abone de patlattım ben. Doğalgazın ana boruyu zaten aboneyi bulurken patlattım. Öyle aboneyi mi? Buldum. Adam dedi ki abone tamam dediler, boş dediler. Abone patladı, boş. Ondan sonra az daha gaz, az daha gaz. Abi diyorum bak, bir küre kaç bu ya? Bu diyorum bu kadar yamuk gitmez diyorum, oval. Gider mi doğalgazımız o kadar oval? Gitmez. Gitmez abi. Biz bile gazları yapmıyoruz. Bazen yapalım diye olur diye çakmaz, tamam mı? Yapmaz yapmaz sıkıntı olur diye gazlar çakmaz. Karakter diyecek, ucuz gelecek, tamam evet. Mı? Sonra ne olacak? Öyle düşünecek. Şöyle yandan gaza kadar elde kapatacak. Ondan güle güle. Sevmiyorum. Abi. Parke var ya, Müslüman bunun yanında, Müslüman. Hani bak, parke bunun yanında Müslüman. Bakma, bu da birilerine ekmek yedirdi işte aga. Abi hep öyle ya. Ha, orada bir boru var ha, altyapı. Baş. Yani mini makineyle kiraya gidilir, rahat diyorsun yani. Öyle evet, mi? Tabii tabii. Yapacak bir şey yok yani. Ya kaç dakikadır çalışıyorsun? 8 dakika olmuş ya. Değil mi? Ben de o yorumu görünce Fehmi iyi. Facebook'tan baktığımda dedim, ey bizim Muharrem'in ne oluyor acaba dedim ya. Kesin fastalı diyorum ama kendi kafamdan. Değil mi? Kendi kesin fastalı bu diyorum, bu yorumu yazar. Hani Kemal abi de tanıyor. Şimdi beni de böyle tanıyormuş gibi konuştun ya yorumda. Ben onu sana söylemem lazım, sana söylemem. Hatırlıyorum ya ben o yorumu. Ben... dolmuş ha. Bayağı dolmuş, bir şey kalmamış. Evet, çatava yapma, devam et. Şu ağzını iyi şeyine kapatsın bu kole işte ya. Kurt ağzını almıyor kanka. Parke de öyle. Yani koloz da böyle. Hepsi böyle ya. Bunu böleceksin bir ikiye. Böleceksin aynen. Bir... Yarısını şimdi emin olmadan kaptığın zaman yarısını döküp gidiyor zaten. Evet. Şöyle bir şey ağzını az az alıp gideceksin abi. Aynen. Çok rahatsız olduğum konulardan bir tanesi aslında yani. Malzeme aldım, almadım. Şey yapıyorum. Tereddüt ediyorum. Bak. Bakalım Broadway'a gelecek ya. Broadway sahibi olacaksın. Hop, yavaş yavaş. Sen kurtar. Kanka bugün en kötü Broadway 80 milyar ha, o Spring bir de yani. Değil mi? Bu da vardır yani, 75'i vardır bunun da. Valla hiç araba da sıkıntı yok ya. Tamam, sıkıntı yok. Kanka öyle açarken dikkat et, demir aradan gelir, arka tarafa atar, üzeri kapıda gelir ha. Üstüne mi atar? Üstüne atar, kurt ağzını. Tam sonra açarken... Bir defa şey yok, taş geldi aslında. Gelir kanka, gelir.
Yandayız, tamam mı? He. Yanda aşağı çamurlar şey geldi değil mi? He. Arka tarafa. Hadi. İşte bu araç trafiğine bir şey yapmaları lazım aslında, biliyor musun? Yani mesela bu yolu şu an şu sol taraftan döndürebiliyorlar, biliyor musun? Şu jandarmanın arkasına inen yol var. Bak, bu yolu isteseler oradan döndürebiliyorlar. Ya uğraşmak istedim, aynen. Risk alıyoruz aslında böyle de. Aynen öyle. Birbirine bir vursan al başan belayı. Solunda araba. Sen trafik polisi gibi bir şeysin burada ya, millete yok. Trafiğin akışını bayağı sağlıyor kanka sen. Ne yapacaksın? Öyle yapmasan değil mi ki? Bir de çok şeyler ya bunu, şoförler. Yani az biraz tereddütlü mü diyeyim, ne diyeyim? Acemilik de var herhalde. Ha, Gorgan'ın şoförü her zaman haklıdır yani, öyle düşün bir de. Değil mi? Öyleymiş. Yani şey yaptık. Kimsenin işine karışmaya gelmiyor mu şu an? He. Herkes çok biliyor. Tehlikeli yani. Çocukluğum geçti buralarda kanka, bakma işte daha öyle ayda yılda bir gelebilirsek geliyor mu, öteki de daha yok. Ama bir mini eskavator alırsam Fas'ta durmam ya. Burada da çok iş talep var duruyor tahmin ediyorum. Gorgan'da acayip var, burada var ya. Merkez olarak değil ama kırsala çıkacağım burada. Yukarılara çıkacaksın kanka. Aynen, kırsala çıkacaksın burada. Yok, şehir merkezinde iş pek çıkmaz. Şey aslında ben zannediyorum ya, kırsalla şehirde de işçi, tamam mı burada bana kalsa? Yani ama kırsala büyük bilmiyorum işte. Kanka şehirde şöyle, burada işini bir şekilde belediye makinelerine gördürebiliyorlar. Anlıyor musun? Hani belediyenin eskavatör olsun, belediyenin lastikli bekosu, cisibisi, loderi. Mesela kırsalda da büyükşehirin makinesi var ama kırsalda şöyle, büyükşehir paletli makinesini yollayamıyorsa cisibisini yollayıyor, cisibi de bir iş görmüyor. Hani ne oluyor? Yolun göçtüyse orada göçüyü alıyor, o kadar. Yani sıfırdan yol yapmaya uğraşmıyor yani adam. Mesela yolun sel akıtmıştır, geliyor onu sıyırıyor gidiyor o akıntı seli. Yani kırsalda mini eskavatöre çok ihtiyaç var abi burada. Buz bayatları bahçe yoluna verirse şey yapmaz lan. Değil mi? Bahçe yoluna verirse gelmez zaten. Yok. Gelmez. Belediye makinesi de gelmez, şey de gelmez. Ev olacak yani. Yolun ucunda ev olacak abi. Öbür türlü gelmez. Muharrem Usta, beyaz baret kullanıyorsun. Ne yapalım ya? Rütbe makam. Alo. Ne rütbe ne makam. Kardeşim bu, sen şimdi bu makamı nereye döküyorsun? Sanayinin oraya döküyor malzemeyi sen, şimdiye kadar. Eyvallah, götürdük şimdi canım. Muharrem ustam. Efendim? Kaç senedir yapıyorsun ustam bu işi? Bu işe bizzat başlamam 5 senedir beri falan. 2017'den beri. Evet, faal olarak aynen. Kendi makinemiz üzerinde. Ve tabii biraz da çalıştığımız şirket makinesi üzerinden çalıştık. Yani ona kadar böyle ufak tefek yardımcılık üzerine başka şeyler yaptık uzun kadar. Aslında ilk başta 13'te başladım ama. 2013'te. 13'ten bir bıraktık, bir başladık falan 13'ten sonra. E kendi işim vardı değil mi? İnşaat, inşaatla ilgilendiği için bu işe... Sonra bu işe pek zaman ayıramadık. Evet. Sonra işte kendi makinesi falan alınca daha fazla aktif hale geldik. Maşallah ustam. Çok gözü kara bir adamsın. Yani şu akan trafikte bir kamyonu 18-19 yani, dakikada yükledin yani. Şimdi az insanların tonaj sarması lazım. Evet. Bize az daha... Anlayış lazım, anlayış. Anlayış lazım. Evet, anlayış lazım. Bu işi biz kim için yapıyoruz? Buradaki halk için yapıyoruz. Aynen öyle. Buradaki halk için yapıyoruz, tamam mı? Yani. Abi TB-X85 makina ya. Harbiden abi başka bir şey ya, makina. Gerçekten çok iyi ya. Dayı kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Sen ne yapacaksın kankacığım buna? Ben şimdi şu beton TV'lerini açacağız. Fark ediyor mu nereden? Hay maşallah, şu manzaraya bir bak ya. Manzara var ya. Arkadaşlar bomu kaydırıyor Muharrem ustamız.
gitti. Her de duvara bak, ileride görüşmüş olsun. Organın işte nereyi yapalım? Burayı yapmışlar. Çünkü onların arsası buradaymış, arazisi. Yazıcı nerede? Yazıcı hemen o ileride düz bir yer var, düz bir arazi. La geldim dedim işte. Buradan başka yere yokmuş dedim ya. Var ama işte o zaman... Belediye binasının olduğu yere bakardım. Rampa orası. Her yer rampa yap. 1800'de mi? Bir şey geldim, araştırdım burayı da. Buranın eski adı Korugan. Osmanlı'dan beri, şeyden beri var ya. Bayağı geçmişi bayağı eski ya. İsim olarak var da ilçe olarak tabii sonradan olmuş. Ben de çok parke seviyesi kazdım lan şeyde, Fas'ta, Tokyo'ya doğru yukarı. Vallahi. Bu Tokyo'ya yukarı hep parke yerlerini ben kazdım. Ben döşettim parke yerlerini. Kamyona da yüklerdin aslında ya. Buraya kadar açmışlar mı? Yıkamak istiyor mu? Yok. Şimdi ustanın yanında, ustanın içine karışıldın abi. Yok estağfurullah. Şimdi sen ayarını bilirsin ben. Ayarı yok ya, sağ ol. Son seviyesi. Az boşluk var makinede de, onlara etkisi yapmak lazım. O kadar boşluk bende de var aga. 27 yaşına geldim. Evet. O kadar boşluk bende de var. Yok ya. Ama Supra makina. Nazar makina. Ya Hidromain yani en sevdiğim serisi yani Supra. Kaç model olsa olsun abi. Çünkü bir kere gürültüyle kafa şişirmiyor. Bak şu an bak. 1600 devirli kalıyor.